game shit, man. Really came from the struggle, man. My wife is all shit. Swear I won't change nothing for the fucking fame, man. Just hold up, man. Hey, I swear I won't change, but niggas change on me for some fame. Damn, I don't wanna feel the pain. Niggas left me in the rain. Got me taking drugs to the brain. Damn, I think I'm going insane. 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 Look, niggas, I'm tired of showing love. I might just look snug. And niggas tuck their chains every time we walk in the club. I used to front a nick, now I can roll more than a dub. She used to dump my shit, and now this bitch trying to get a hug. Evet, bugün 21 Eylül Cumartesi. Ben yeni uyandım. Bundan belli oluyordu. Çapaklar. Kusura bakmayın. Tahminimden birazcık daha erken uyanmak zorunda kaldık. Çünkü motoru çekmeye Armağan abi şimdi yukarıda beni bekliyor. Otoparktan motoru çıkartacağım. Arabamıza 2 hafta önce çaktılar. Şuradan bir stopumuz falan kırıldı. Bu hafta içi bir yere gidecek temizlenmeye. İşte hepsine yetişmeye çalışıyorum. Amiral de burada. Akümüz bitik. Dolayısıyla yürümüyor. Yoksa yürüterek götürürdüm motoru. Bir de çalıştırdığımız zaman şöyle bir benzin attı. Yüksek ihtimal benzin pompasından. Uzun süre çalışmayınca yüksek basınçla beraber benzin attığını varsayıyorum. Ne aküyü ne bunu riske almak istediğim için Armağan abiyi çağırdım. Dedim abi gel motoru senin arabayla götürelim. Orada dedim bakalım. Zaten uzun uzun işlemleri olacak. Hiçbir şeyden kaçmaya gerek yok. Hani 100 liralık işten kaçarız. 500 lirayla karşılaşırız. Zaten bugün uzun uzun anlatacağız detaylarını. Motor nedir, ne değildir, ne problemlerimiz var, nasıl ilerleyeceğiz? Hadi bakalım. Çekip hem de bir yandan motosikletin işlerini halletmeye çalıştığım için benim için birazcık zor oluyor ama motoru yükledik Kadıköy'e sevgili motomarine Bora Aktu'ya doğru götürüyoruz. Orada detaylarını anlatacağım. Bu kanalda izliyorsanız şu ana kadar ne olduğunu anlamamanız gayet normal. Hak verin ben de yeni uyanmıştım biraz önce. Motoru indirdiğimizde ben motorun detaylı ne problemleri var, neler yapacağız, nasıl başlayacağız, nasıl ilerleyeceğiz hepsini motorun üzerinde göstererek anlatmak istiyorum. Çünkü otoparkta malum karanlık. Orada istesem de anlatamazdım kolay kolay. Şimdi indiğimiz yerde rahat bir kısımda böyle çekip motoru tek tek arızalarını, gördüğümüz şeyleri, yapmak istediğimiz şeyleri bir anlatacağız. Tabii bir de Armağan abiye azat etmem lazım. Adam başka bir yere yetişecek. Motoru bir indirelim. Bir Bora abiyle bir sohbet edelim. Biraz daha kendimize gelelim. Sağ olsun Ataberk de yardıma geliyor çekim için. Ataberk'le beraber bir başlarız anlatmaya. Yaşıyor. Ufak bir akü destekle kendine geldi. Erman nasıl gidiyor? Fena değil, koşturmaca devam. Merhaba abi. Eyvallah, siz de öyle. Güzel bir ilişkimiz var. He abi, şuraya da bir yer açalım. Geldi adam. Detaylara takılmayacağız. Evet abi. Bir şey diyeceğim, bu en önemli dağınıktı. Topluyor kafasını. Hala da mı topluyor? 1998 S Corsa Special Edition. Evet abi, cumartesi akşamı motomarindeyiz. Bizim eski çocuğu dükkana getirdik ama işleri pazartesi başlayacak. Ben de başlamadan size bir özet geçeyim dedim. Çünkü bu videoyu ilk kez izleyenler olacaktır. Ne yaptığımızı bilmeyenler ya da bu motoru tanımayanlar olacaktır. Dışarıdan akın akın geliyor galiba. Şimdi öncelikle adım Utku Cihan Kantar. Bu ise önceden babamın, şu ansa bana ait olan BMW'nin R100 R modeli. Lüks sürü touringleri var, LT'leri, RT'leri var, farklı grenajlı kasaları. Bu ise R kasası, yani en çıplak kasası. Bu motoru biz aldığımızda motor 28.000 km'deydi. Şu anda ise 80.000'i biraz daha geçik. Orijinal kilometresi 90.000'in üzerinde, bir ara kilometre telimiz koptu, bayağı bir bindik. Biraz yılın vermiş olduğu, biraz bizim bakımsızlığımızdan dolayı hataları var, kusurları var. Bu seride bunları toplamaya, düzeltmeye çalışacağız. Biraz uzun soluklu bir seri olacak. Bütçemizin yettiği kadar, maddi imkanlarımızın el verdiği kadar yapacağız. Arada paramız bitebilir, vaktimiz olmayabilir, finallere denk gelebilir, bilmiyorum. Her şey olabilir. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız. Ben bir hatalarını göstereyim, bir yandan motosikletten bahsedeyim. Şimdi R100R modelinin gri siyah rengi bu. Ruhsatta sanırım tek renk olarak geçiyor. Ya siyah ya gri. Bunun vişne çürüğü rengi var. Askeri yeşil, British Green, Lotus'a yakın rengi var. Yurt dışında siyah rengi var. Bence bazı renkleri daha var ama Türkiye'de görmedim. Farklı
farklı olarak normal kendi aynı modelden bir farkı daha var. Normalde bazı modellerde bu jantları 3 kollu görebilirsiniz. Bu ise tel janta sahip. Bu bir artı stok modeli için. Jantları ve lastikleri değiştirmeyiz bilmiyoruz. Bunlarda kronik arka sinyalleri genelde kırılabiliyor ya da işte sarkabiliyor zamanla ki bende de aynı kırıktan bir tane var. Bunda ise eskiden gri şu önde gördüğünüz sinyallerden vardı. Hiç gelmene gerek yok. Şunun aynısının arkadaki versiyonu vardı. Zamanında kırıldı. Ben de o dönemde bir yola gidecektim. RTR 150 bildiğiniz Apache'nin RTR 150 sinyallerimiz geçici olarak uydurmuştuk. Sonrasında kaldı. Şimdi bu sinyallerimiz bir problem. Hem kırıklar, hem çamurluktan kırıklar, hem buradan kırıklar. Zaten değiştirmek istiyorduk. Bunlar bir elden geçecek. Akümüz bitik. Bora abilerde olduğu için ve tavsiyesi olduğu için BS aküyle değiştireceğiz. 2015'te almıştık aküyü. Artık normalde akülerin ömrü 4-5 yıldır. Bizimkiler artık bitmeye yaklaşmış. Bununla beraber elektrik tesisatımız birazcık dağınık. Zamanında buna sis farı çekmişler. Kontağında bir problem olmuş. Eksik orta yapmışlar. Bunlar benden önceki sahibine ait olan şeyler. Bugün fark ettik. Normalde arka müşürümüz yani stopa bastığınız zaman freni sıktığınızda ne olur? Arkada stop ekstra olarak yanar. Şimdi şu anda hangi freni sıkarsam sıkayım. Bu stopun fren yaptığınızda dair olan ışığı yani bunu çalıştıran müşürünün şu an çalışmadığını varsayıyorum. Tahminim budur. Stop da patlak olabilir. Bunu da açtığımızda göreceğiz. Ama çalışmadığını biliyoruz. Öncelikle onu bulun. Önce mekaniğini düzelteceğiz motorun. Önce bir muayeneden geçebilecek hale getireceğiz. Çünkü motorumuz şu anda trafikte değil. Bakın selektör. Bunda şöyle yapılıyor selektör. Normalde nasıldır Honda gibi motorlarda? İşte uzun ve kısa tuşum vardır. Bir de şu farınızın arkasında bir selektör tuşu vardır. Bunlar ise uzun kısa buradan. Selektör ise yaklaşır mısın abi? Selektör ise aşağıya basarak çalışmakta. Bu tuşta arıza olduğu için şu anda uzunumuz çalışmıyor. Dolayısıyla bu tuşumuzun bir bakımdan geçmesi lazım. İlk önce ilk aşama olarak motorun bir bakımlarını yapıp müşürlerini toplayıp şu stopunu bir yanar hale getirip bu switch'in uzun kısa tuşunun çalışır hale gelmesini sağlayıp bir muayeneden geçeceğiz ve motoru önce trafiğe kazandıracağız. Sonrasında ise yavaş yavaş işlemlerine başlayacağız. Cumartesi akşamı için söyleyebileceklerimiz bu kadar. Artık gerisi pazartesi sabahına. İşin tekniğinde şu olacak. Bittiğinde umudumuz bu yürüyen aksamın, bu gidonun, dashboard'un, egzozun, selenin, bu kıçın değişmesi ve daha modernize, orijinalinden de çok kopmadan, bu retro tasarımından çok vazgeçmek istemiyoruz. Bir custom motosiklet çıkarmak gücümüz yettiğince, elimizden geldiğince. Gerisi artık pazartesi sabahı. Ha, sökeceksin de. Tamam. Bir tane genel plan alsın abi şu şekilde. Alman gerek yok. Reyceğim. Hüseyin abim. Kameraların bir numarası tabii. Tamam, kameralar bak. Fenomen olacak adam da. Hüseyin abi mi? Tabii ki. S**tlerim olur mu? Yardım lazım. Kantar. Ha. Arkada sin yok. Abi canım, o kadar belli mi ya? Ben nasıl gelmişim bu kadar yok? Hüseyin abi şimdi şaftı söküyor. Çünkü şaftta belli bir yerden yağ atıyordu o alan noktasından. Ben dedim ki abi sökelim bir bakalım. Hani bir aklımızda bir şey var mı diye. Hüseyin abi sökelim dedi. Hüseyin abi bayılır sökmeye bu arada. Her şeyi söküyor. Yanlış mı Hüseyin abi? Ben gelmesin. Normal şey değil. Normal bir şey değilmiş. Geldi bir şekilde motor söküyoruz. Bu arada şafttan bir şey çıkmasını zaten bekliyoruz yani. Daha önce de şüphelendiğimiz... Gelir misin? Daha önce de şüphelendiğimiz şeyler vardı ama şimdi göreceğiz. Ben hep kaçmıştım bu problemlerinden. Ben motoru 40.000 km'dir biniyorum. Bugüne kadar işte periyodik bakımları dahil. Debriyaj daha önce komple değişti. Onların hepsini Hüseyin abi yapmıştı. Bugün bitmeyebilir. Haftaya falan sarkabilir ama. Bak şaft böyle bir şey aslında içeriden bu arada. Ucu burada. Bir arka tarafta. Ucu burada. Öf, bu mu bu kadar kötü kokuyor? Referansiyel kokusu da onlar. Debriyajı takıyorum. Hadi bakalım. Taktım. Arka tarafı çekeceğiz. Ben sana bu yine kolay. Debriyaj sökümünü bir gör bunu, ölüm. Bunun en zor sökümü şey debriyaj mı abi? Debriyaj bayağı sketli. Debriyajı tam, bak şimdi şöyle düşün. Debriyaj tam bunun, böyle bir 30 santim falan ilerisinde. Motoru tam göbeğinde kalıyor. Debriyaj baltasını bile değiştirmek için motoru 3'e mi 4'e mi?
Üçe ayırıyorsun. Şasisi bir yana, götü bir yana, başı bir yana. Motor ayrı, kafa taraf ayrı, arka taraf kuyruk ayrı. Ayrı. Biraz sıkıntılıydı. Sıkıntılıydı. Debriyajım yandığını da öğrendim ben de yani. Yoksa bilmediğim ben de. Yüksel bir motor var. Şaftı söküm baya kolaymış ben sana söyleyeyim. Bu gördüğüm kısım komple dışarı çıkıyor. Ön kısım şuradan itibaren dışarı çıkıyor. Şasi dışarı çıkıyor. Sonra ne? Bir tane debriyaj tarafı. Yani bunun debriyaj takımı 6 parçadan oluşuyor. Benim bilimle hariç hepsi yanıktı. Dolayısıyla işi uzundu yani. Sadece balat olsa içim acırdı ama debriyaj yandığı için o kadar takılmadım. Ama ciğer çok önemli. Ciğerimiz. Hüseyin abiler emniyetin yetkili servis oldukları için polis motorları da burada bakımları yapılıyor. Hüseyin abi bir yandan onu sokuyor, bir yandan benim motorumu sokuyor. Tuvalete giriyorum, gelecek misin? Geleceğim. Oğlum bak, tuvalet dünyanın en saçma tuvaleti, hazır mısın şimdi bak? Kardeşim görüyor kardeşim, motoruna boru soktuk. Haksız lan. Efendim abi. Biliyoruz, 1000 euro kokuyor. Aslında meliflerini gibi olmadı mı? Yani. Bu açılmıyor bu arada. Evet, bir de var. Bu aynı zamanda torsiyon oynatıyor ya. Burcu sıkmış. Sonra da yağlamamış. Bizimkiler kurumuş. Aynen. Bunlar biraz yağlayacağız. Gerçekten toplayacağız, kapatacağız. Burada bir şey yok. Hayır. Sıkıntı yok. Sıkıntısız. Hayır. Şey, bakın zaman gelmiş. Başka bir şey değil yani. Yani öyle korkulacak, üzülecek bir şey yok. Sarılayım mı ben? Sarılayım. Nasıl mutluyum şu an? Çaktırmadan kısayım da biraz oğlum şimdi. Telif meclisi. Ebru Gündeş'ten telif yemeyelim motoru yapalım. Şaft problemi çözdük. Problem yokmuş daha doğrusu. Ne vardı? Ha, müşürlere bakacağız. Şaftı bir toparlayıp onlara bakarız. En sevdiğim olayı buranın. Burada yok, tuvalette sanırım. Böyle pütürlü sabun var ya. Öf! Gel gel bak. Sanayi spek. Oğlum şu ne kadar güzel bir şey biliyorsun değil mi? Hiç yıkadın mı elini bununla? Şaka yapıyorsun. Yıkamadım galiba. Pütürlü sabunla. Sen ne diyorsun ya? Gel hemen bir elini yıka. Gel hemen elini yıka. Harbi diyorum bak şunu. Bir dakika şunu çıkarayım. Bak sadece sabunu eline bir sür, anlayacaksın zaten. Bak sür bir. Oğlum ellerim gıdıklandı. Evlere götürebiliyor muyuz bundan? Sadece ellerini bir yıka bak. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ellerine masaj yapıyor. Yıka bir ellerini. Bak şimdi siyata bak. Oha. Evet. Oğlum ben hiçbir şeye dokunmadım. Nasıl bu kadar kirlendi? Oğlum yumuşacık oldum lan. Çok iyi değil mi? Ay iyi ay ol. Bayağı iyi. Şimdi şaftı söktük, Ataberk'e mola verdik. Sağ olsun her şeyimizi yapıyor. Bundan sonra ben bir rahatsızım. Bu pislik normal. Yıllardır birikmiş çamur, işte ne bileyim toz, kir, pas, yağ. Hepsi üzerinde. Bunu bir temizleyeceğiz. Bu zaten dış parçası. İçinde de ufak tefek yağlar var. Bunlar normal. Esas önemli olan parça buydu. 21 yaşında 80 bin kilometreli motora göre gayet temiz. Ya benim korkum zaten şaftta problem çıkmasıydı. Çünkü bir boşluk varmış gibi hissediyordum ben. Tamamen yağsız kalmasından dolayı. İçine baktığın zaman görüyorsun zaten hani gerçekten. Yağsız kalmış artık bakımsızlıktan. Bir tek yağlanacak, şimdi toparlanacak. Arka tarafla ilgili kafamızda soru işareti kalmadı. Arka bilye mi? Diferansiyeli. Arka maçta bilyesi. Bunun aynı şekilde önde de var. Öndekilere bakacak. Ha bir de öndekilerin de olma ihtimali var. Evet. Ne oldu? Durum nedir abi? Diferansiyelin arka rulmanı aslında değil mi? Bilye diyoruz ama. Evet, rulman. Rulman. Yani gider bu haliyle ama değişmesi lazım. Yurt dışı parça fiyatına baktık. Genelde. Bu sadece bir tane rulman mı abi? Aynen. Tanesi 1750 lira. Bir de iki tane mi söyleyeceğiz? Bir tane sağ taraf, bir tane son taraf. Bu yüzündeki gülümseme. Ne diyorsun ya sen? Usta sen niye bu kadar mutlusun peki? Sinirim bozuldu çünkü. Peki bu parça sadece yurt dışından mı var? Türkiye'de yokmuş. Yurt dışından getirilebiliyor. Fatsa, Adana, Giresun, Tire, Niğde, Adana, nokta 10. Ne bu? Diferansiyel rulmanı. Motosiklet diferansiyel rulmanı. Bu şekilde bir şey çıkaramazsın. Tamam peki. Tamam sağ ol.
Tamam, teşekkür ederiz. Otobak mı? Hı-hı. Hemen şeye git, Mat yerde. Buraya? Ümraniye. Buna işte aradığın adamı. Aradığın adamı git. Numaranın ölçüsü bu, numarası bu. 10x32x17. Tamam. Peki, numarası bu, ölçüsü de bu. İçi mi? Yani bunu çıkartamadık, çıkartırsak bozacağız. Hatta şöyle bir içeri de çek. Ya ölçüsünü da gösteriyorum, bunu gösteriyorum. Aynen, bulabiliyorlar mı diye sonra bakalım ne diyecekler. Seni bir yere de yönlendirebilir, şurada var, burada var diyebilir. Tamam, tamam. Bir bak gel. Yoksa bunları gerisi geri takacağız, yağlayacağız güzelce. Sipariş vereceğiz. Gelince değiştiririz. Gelince değiştiririz. Okey. Yani 5 dakikalık vesaire, çok uzak değil. Yok yok, şuan bekle. Gidiyorum, geliyorum. Ben Ümraniye'ye gittim. İki tane Rulmancı gezdim. Bayağı da ahbap olduk adamlarla. Fakat bizim aradığımız Rulman maalesef ki yok. Rulman grubunun elinde yokmuş. Onlar da benim bildiğim en büyük Rulman. Değil mi Hüseyin abi? Rulman ticaretlerinde en büyük Rulmancı falan. Biz bittik bu arada, bittik durumdayız yani. Bir şaft iflasıyla harcadık günümüzü ama. Şimdilik böyle toplayacağız makineyi. Parça edeceğim. Parçayı işte 1 ay, 45 gün, 30 gün neyse. Geldikten sonra tekrar değiştireceğiz. Bir tane şöyle Yunanistan'dan bir numara bulduk. Bunlar da Rulmancıymış. Onların elinde varmış. Bir onlarla konuşacağız. Bir de BMW işte Max Parts'a bir bakacağız. Hangisi artık uygunsa gireceğiz. Yani bir şey bekliyorduk zaten. 21 yaşında motorun şaftından diferansiyelinden hiçbir şey çıkmaması zaten ilginç olurdu da. Bir Rulman'ın 1200 lira olması da bir... Üzdü. Ya herhalde bu bölümü burada bitiririz diye düşünüyorum bu arada. Yarın ben olmayacağım. Benim okulda olmam lazım çünkü. Seni abi burayı toplar. Zaten artık toplarken de çekmeyiz diye düşünüyorum. Söküldüğü gibi toplanıyor. Bütün hepsi reverse koyarım. Hadi 7 olmuş oğlum. Hadi kapatalım bugünlük. O zaman görüşürüz. Hadi görüşürüz. Beğenmeyi unutmayın. Yorum falan atarsınız. Zaten atarsınız yani. Ne yapalım? Yapacağız işe sokak. Ne güzel şaftı iyi falan filan artistik yap. Böyle böyle olacak ya. Daha çok uğraşacağız bu arada yani. Daha sıvar.